Historia Augusta, Roma İmparatorlarının Hayat Hikayeleri, Bölüm 5. Roma dönemi antik yazarlarının kalemlerinden Roma İmparatorlarının Hayat Hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu haftaki ve bu bölümdeki imparatorlarımız Helvius Pertinax ve Didius Julianus. Şimdiden herkese iyi dinlemeler. Helvius Pertinax. Yazan Julius Capitolinus. Publius Helvius Pertinax. Uzun süredir azimli bir şekilde kereste ticaretiyle ilgilendiği için oğluna bu ismi verdiğini itiraf eden azatlı babası Helvius Successus'un oğluydu. Pertinax, Apeninler'de annesine ait olan bir villada doğmuştur. Doğduğu saat siyah bir at çatıya tırmanmış, burada kısa bir süre kaldıktan sonra yere düşmüş ve ölmüştü. Bu olaydan çok endişe duyan babası bir keldaniye gitti. Kahin, kendisinin bir çocuğunu kaybettiğini söyleyerek Pertinax'ın geleceği ile ilgili çok iyi şeyler söyledi. Pertinax küçük bir çocukken temel edebiyat bilgisi ve aritmetik eğitimi aldı. Bir Yunan dil bilgisi öğretmeninin, daha sonra da Sulpicius Apollinaris'in eğitimine verildi. Bu öğretmenden sonra kendisi de dil bilgisi öğretti. Fakat bu işte çok para kazanamayınca eski bir konsül ve babasının efendisi olan Lollianus Avitus vasıtasıyla askeri bir görev istedi. Kısa bir süre sonra Titius Aurelius imparatorken bir kohortun praefactus olarak Suriye'ye yola çıktı. Orada resmi bir izin olmadan imparatorluk posta ağını kullandığı gerekçesiyle Suriye valisi tarafından yayan bir şekilde Antiyokya'daki karargaha gitmeye mecbur edildi. Part savaşında gösterdiği gayretten ötürü terfi alarak Britanya'ya sevk edildi ve orada tutuldu. Daha sonra Moesia'da bir süvari taburuna komuta etti. Bundan sonra da Amilius yolu üzerinde erzak dağıtımı işiyle ilgilendi. Ardından Cermen filosunu komuta etti. Annesi ona Germania'ya kadar eşlik etti ve orada öldü. Kadının mezarının halen orada olduğu söylenir. Bu görevden 200 bin sestersiusluk bir maaşla Dacia'ya sevk edildi. Lakin bazı kişilerin çevirdiği dolaplardan ötürü Marcus ondan şüphe etmeye başladı ve bu görevinden de azledildi. Daha sonra Marcus'un damadı olan Claudius Pompeianus'un sayesinde sanki onun yardımına atanmış gibi taburları yönetmesi için özel şekilde görevlendirildi. Bu görevinde insanların onayını kazanınca senatoya kaydedildi. Daha sonra savaşta yine bir başarı kazanınca kendisine karşı düzenlenen dolaplar ortaya çıktı. İmparator Marcus ona yapılan haksızlığı telafi etmek için Pertinax'ı praetor yaptı ve 1. Lejyon'un komutasını atadı. Pertinax derhal Rateii ve Noricum'u düşman elinden kurtardı. Öne çıkan yiğitliğinden ötürü İmparator Marcus'un tavsiyesi üzerine konsül yapıldı. Marcus'un Pertinax için yaptığı övgü dolu, onun yaptığı ve maruz kaldığı her şeyin dahil olduğu konuşması Marius Maximus'un eserinde bulunmaktadır. Burada verirsek çok uzun olacak olan bu konuşma haricinde de İmparator Pertinax'ı hem askeri kurullarda hem de senatoda sık sık övmüş, kendisi bir senatör olduğundan muhafız komutanı olamayacağı için pişman olduğunu da açıkça dile getirmiştir. Cassius'un başkaldırısı bastırıldıktan sonra Pertinax, Tuna nehrinde güvenliği sağlamak için Suriye'den yola çıktı ve sonra Moesia eyaletlerinin en kısa süre içerisinde Dacia'nın yönetimini elde etti. Bu eyaletlerdeki iyi yönetimi ona Suriye yönetimini kazandırdı. Pertinax, Suriye'de yönetime geçtiği zamana kadar dürüst bir insandı. Fakat İmparator Marcus'un ölümünden sonra paraya tamah eder oldu. Bu sebepten halkın alaylarına maruz kaldı. 4 konsül eyaletini yönettikten ve ardından zengin bir adam olduktan sonra senatoya girdi. Daha önceki görevinde gıyaben konsüllük yaptığı için bir senatör olarak öncesinde burayı hiç görmemişti. Bu olaydan sonra Perennis ona derhal babasının bir kumaş dükkanı işlettiği Liguria'daki çiftlik evine geri dönmesini emretti. Fakat o, Liguria'ya geldiğinde çok sayıda tarla satın aldı ve hala özgün yapısında olan babasının dükkanına sayısız yapı ekledi. Burada 3 yıl kaldı ve köleleri vasıtasıyla ticaret yaptı. Perennis idam edildikten sonra Commodus Pertinax'ı teselli etti ve bir mektubunda ondan
Britanya'ya doğru yola çıkmasını istedi. Buraya geldiğinde askerleri her türlü isyandan uzak tuttu. Çünkü askerler başka bir kişiyi imparator olarak görmek istiyordu. Ve bu da büyük ihtimalle Pertinax idi. İşte o zaman Pertinax kıskançlık içinde kötü bir karaktere büründü. Zira söylendiğine göre Antistius Brutus ve Aurus Antoninus'un imparatorluk tahtına göz diktikleri yönünde Commodus'a bir suçlama göndermişti. Ayrıca Britanya'da kendisine karşı çıkarılan bir isyan da bastırmış fakat büyük tehlikeye düşmüştü. Bir lejyonun çıkardığı bu isyanda kendisi de neredeyse öldürülüyordu. Hatta öldürülen adamların arasına bırakılmıştı. Öte yandan Pertinax bu isyanı oldukça sert bir şekilde cezalandırdı. Fakat daha sonraları disiplin konusunda katı bir insan olduğundan ötürü lejyonların kendisine düşman olduğunu söyleyerek bu eyalet görevinden mazur görülmesini istedi. Kendisinin yerine bir başkası getirildiğinde Pertinax da erzak dağıtma görevine getirildi. Daha sonra da Afrika'da prokonsül yapıldı. Bu görevi esnasında Salestis tapınağından çıkan kehanet dizeleri sayesinde birçok isyanı bastırdığı söylenir. Daha sonra şehir başkanlığına getirildi. Bu görevinde katı bir insan olan Fuscianus'un halefi olarak son derece ılımlı ve insancıl davrandı ve Commodus da ziyadesiyle memnun etti. Commodus'un ölümünden sonra muhafız alayı komutanı Laetus ve kahyası Ecletus Pertinax'a geldi. Ona güvence verdi. Sonra da ordugaha götürdü. Pertinax orada askerlere hitap etti. Bahşiş vereceğine söz verdi. Ve Laetius ve Ecletus tarafından imparatorluk yetkisinin kendi üstüne atıldığını söyledi. Ayrıca Commodus kendi eceliyle ölmüş gibi numara yapıldı. Çünkü askerler kendi sadakatlerinin sınandığından korkuyordu. En sonunda ilk başta küçük bir kısım tarafından olsa da Pertinax imparator olarak selamlandı. Böylece 60 yaşını geçmiş biri olarak 31 Aralık günü de imparator yapıldı. Bu günün gecesi ordugâhtan çıkıp senatoya geldi. Senato binasının ana salonunun açılmasını emrettiğinde ve bunun için bir görevli bulunamadığında ise Concordia tapınağında oturdu. Marcus'un damadı Claudius Pompeianus kendisine gelip Commodus'un ölümü için yas tuttuğunda Pertinax ona imparatorluk tahtına geçmesini salık verdi. Pompeianus Pertinax'ın hali hazırda imparator yapıldığını görünce bunu reddetti. Böylece hemen bütün kamu görevlileri konsül ile beraber senato binasına geldiler ve geceleyin gelmiş olan Pertinax'ı da imparator olarak selamladılar. Pertinax kendisine konsüller tarafından metiyeler dizildikten ve Commodus da senatonun protostolarıyla kınandıktan sonra senatoya ve özellikle de sayesinde Commodus'un öldürüldüğü ve kendisinin imparator yapıldığı Laetus'a teşekkür etti. Fakat Pertinax Laetus'a teşekkür ettikten sonra Konsül Falco şöyle dedi. Gelecekte nasıl bir imparator olacağını, Commodus'un işlediği suçların maşaları olan Laetus ve Marcia'nın ardına sığınmadan anlayabiliyoruz. Pertinax ona şöyle karşılık verdi. Genç bir adamsınız Sayın Konsül ve sadakatin gerekliliklerini de bilmiyorsunuz. Onlar gönülsüzce Commodus'a razı geldiler. Fırsatı ele geçirdikleri anda da her zaman istedikleri şeyi gösterdiler. Pertinax, Augustus olarak adlandırıldığı gün Kapitolyum'da kurban kesip ant içtiği saatte karısı Falivia Titiana'ya da Augusta unvanı verildi. Augustus olarak anıldığı gün ayrıca vatanın babası unvanını da alan ilk imparator oldu. İmparatorluk yetkisi yanında ayrıca prokonsül ve senatoya 4 teklif sunma yetkisi de aldı. Pertinax bunu bir kehanet olarak değerlendirdi. Böylece Pertinax saraya gitti. Commodus, Vectilia malikanesinde öldürüldüğü için saray o zaman boştu. Hükümdarlığının ilk günü Tribunus kendisinden bir parola istediğinde, kendisinden önceki hükümdarlığı tembelliği yüzünden kınanıyormuşçasına asker olalım demişti. Pertinax gerçekten de bu parolayı bütün komutanlarından önce kullanmıştır. Bununla birlikte askerler bir kınamayı kabul etmediler ve derhal imparatoru değiştirmek için plan yapmaya başladılar. İşte o gün Pertinax, Commodus'un umursamadığı bir gelenek olarak kamu görevlilerini ve senatonun önde gelen üyelerini ziyafete çağırdı. Fakat 2 Ocak günü Commodus'un heykelleri yok edildiğinde askerler feryat figan ettiler. Zira Pertinax bu paralıyı ikinci kez vermişti.
Ayrıca ihtiyar bir imparatorun hükmünde olmaktan da korkuyorlardı. Sonunda adakların verildiği gün olan ayın 3. günü askerler, asil bir senatör olan Maternus Lasvicus'un kendisine Roma İmparatorluğu'nun himayesini vermek için ordugaha götürmek istediler. Fakat o çıplak bir şekilde askerlerden kaçtı. Saraydaki Pertinax'a geldi ve daha sonra da şehirden ayrıldı. Korkuya kapılan Pertinax, Commodus'un askerlere ve kıdemlilere bahşetmiş olduğu bütün imtiyazları onayladı. Ayrıca daha öncesinde zaten kendi inisiyatifiyle almış olduğu imparatorluk yetkisini Senato'dan da aldığını beyan etti. Vatan hainliği konusunda yürütülen bütün soruşturmaları bir yemin ederek iptal ettirdi. Hainlik suçlamasıyla sürgün edilmiş olanları geri çağırdı ve idam edilmiş olan kişilerin itibarlarını da iade etti. Senato, Pertinax'ın oğluna Sezar ünvanı verdi. Fakat o ne karısına Augusta ne de oğluna Sezar ünvanı verilmesini kabul etti ve şöyle dedi. Oğlum bu ünvanı hak ettiğinde alabilir. Commodus sayısız özel atamayla praetor makamının önemini göz ardı ettiği için Pertinax bir senato kararı çıkararak liyakat yoluyla değil de özel atama yoluyla praetor makamına gelen kişilerin gerçekten praetor olan kişilerden rütbe olarak aşağı düşürülmesini emretti. Bu icraatıyla da birçok kişinin nefretini kazandı. Pertinax tekrardan nüfus sayımı yapılmasını emretti. Ayrıca yanlış suçlamalarda bulundukları kanıtlanan kişilerin sert bir şekilde cezalandırılmasını emretti. Buna karşın önceki imparatorlardan çok daha ılımlıydı. Ayrıca her bir makam için de bu makamlarda bulunanlar söz konusu eylemden suçlu bulunursa diye ayrı cezalar belirledi. Yine yenisi oluşturulmadıkça eski bir vasiyetin geçersiz olmaması yönünde bir kanun çıkardı. Amacı imparator hazinesinin bu yöntemle miras olarak bırakılmasını önlemekti. Kendisi eğer ki meşru mirasçıların ve akrabaların hakları ellerinden alınacak olursa, bir dalkavukluk veya içinden çıkılmaz bir kavga yoluyla kendisine bırakılacak bir mirası kabul etmeyeceğini söyledi. Bu konuda senato kararı çıktığında da şunları ekledi. Ey seçilmiş babalar! Tehlikeye girerek ve onursuzluk yaparak zenginlerin para yığınlarına erişmektense yoksul bir devleti yönetmek daha iyidir. Pertinax, Commodus'un söz vermiş olduğu bahşiş ve bağışları da ödedi. Erzak dağıtımı işiyle son derece dikkatli bir şekilde ilgilendi. Devlet hazinesi, Pertinax'ın itiraf ettiği üzere kendisinin 10 milyon sestersiustan fazla para bulamayacağı kadar tükendiğinde, daha önce verilen söze aykırı olarak Commodus'un almaktan vazgeçtiği bazı gelirleri almak zorunda kaldı. Son olarak konsüllük yapmış bir adam olan Lollianus Gentianus, vermiş olduğu söze aykırı olarak hareket ettiği yönünde Pertinax'ı suçladığında imparator bu önlemin gerekli olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Pertinax, Commodus'un eşyalarını açık arttırmayla sattı. Hatta öyle ki görüldüğü kadarıyla zorla saraya getirilenler hariç onun genç oğlanlarının ve metreslerinin dahi satılmasını emretti. Bununla birlikte satılmalarını emrettiği birçok kişi daha sonra onun görevine getirildi ve ihtiyarın keyfi hizmetine atandı. Bunlar diğer imparatorların zamanında senatör makamına daha yükseltildiler. Pertinax son derece rezil isimleri taşıyan bazı şaklabanları da kara listeye aldı ve sattı. Bu ticaretle elde edilen devasa parayı da askerlere bahşiş vermek için kullandı. İmparator ayrıca Commodus'un azatlılarından Commodus satışlarını yaptığı zaman bunun sayesinde zenginleştikleri parayı da istedi. Commodus'un eşyalarının satılmasında şunlar özellikle ön plana çıkıyordu. Dikkat çekici işçiliği olan altın nakışlı ipek elbiseler, tunik, harmani ve paltolar, dalmatça tarzı uzun kollu tunikler ve püsküllü askeri pelerinler ve ordugahta giyilecek erguvan pelerinler. Ayrıca kapüşonlu bardaya tarzı pelerinler, bir gladyatör togası ve mücevher ve altınla kaplı gladyatör üniforması, herkül tarzı bir kılıç, gladyatörlerin giydiği gerdanlıklar ve bazısı çanak ve çömlekten, bazısı altından,
Bazısı fil dişinden, bazısı gümüşten, bazısı da narenci ağaçlarından yapılmış kapkacak vardı. Dahası yine bunlardan yapılmış penis şeklinde kupalar, tüy dökmek ve deriyi pürüzsüz göstermek için kullanılan reçine ve zifti ısıtma amaçlı kullanılan samnit tarzı çömlekler bulunuyordu. Bununla birlikte birbirine dolaşmış ve içi oyulmuş tekerlekleri, vakti geldiğinde güneşten kaçınmak ve rüzgara doğru dönmek için tasarlanan koltukları olan en yeni moda at arabaları, yolu ölçen ve yolculuk süresini gösteren diğer arabalar ve Commodus'un ahlaksızlıkları için tasarlanan daha birçok şey vardı. Öte yandan Pertinax, özel evlerden saraya gelmiş olan bütün köleleri efendilerine teslim etti. İmparatorluk ziyafetlerini hadsiz, hudutsuz boyutlardan belli bir ölçüde indirdi. Ayrıca Commodus'un zamanında geçerli olan bütün masrafları da kesti. Daha yalın hayat yaşayan imparatorun örneğiyle tutumluluk ortaya çıktı ve her şeyin fiyatı düştü. Zira çok da gerekli olmayan şeyleri ortadan kaldırarak imparatorluk sarayının masraflarını yarı yarıya düşürdü. Pertinax askerlere ödüller verdi. Hükümdarlığın başlangıcında maruz kaldığı borcu ödedi ve devlet hazinesini eski hale getirdi. Kamu yapıları için belirli bir bütçe oluşturdu. Yolları onarmak için de bir gider belirledi ve borçları birçok kişinin maaşından düşerek ödedi. Son olarak imparator hazinesini gereken masrafları karşılayabilecek hale getirdi. Dahası büyük bir gayret göstererek yoksul insanlar için 9 yıllık borç paranın sorumluluğunu üstlendi. Bu borca Trianus'un bir heykeli için girilmişti. Pertinax imparator olmadan önce açgözlü olduğuna dair şüpheden muaf değildi. Zira ipotek uygulayarak Vada Sabitya'da kendi mülklerini genişletmişti. Gerçekten de Lysius'un bir dizesinde Pertinax, karada yaşayan dalgıç kuşu olarak adlandırılır. Dahası birçok kişi Pertinax'ın prokonsül olarak yönetimde olduğu eyaletlerde açgözlü bir şekilde hareket ettiğini mektuplarında yazmıştır. Zira söylenene göre hem görev muafiyeti hem de askeri atamaları parasıyla satmıştır. Son olarak babasının mülkiyeti küçük olmasına ve kendisine hiçbir miras kalmamasına rağmen birdenbire zengin olmuştur. Bununla birlikte Pertinax, Commodus'un kendisinden aldığı malları sahiplerine geri verdi. Üstelik bir miktar tazminatla birlikte. Düzenli senato toplantılarına her zaman katılır ve daima bir teklif sunardı. Kendisine selam verenlere veya yaklaşıp konuşanlara karşı hep nazikti. Kölelerin yanlış suçlamalarla kendilerine saldırdığı insanları beraat ettirmiş, yanlış suçlamalar yönelten kişileri de sert bir şekilde cezalandırıp bütün köleleri çarmıha gerdirtmiştir. Ayrıca bazı merhumların da intikamını almıştır. İmparatorlukta gözü olan ve senatoda bir şikayette bulunan konsül Falco tarafından kendisi için bir komplo hazırlanmıştı. Fakat Pertinax Falco'nun canını bağışlamış, hatta senatodan da onu affetmesini istemiştir. Bu olayların sonunda Falco kendi mülkiyetine sahip bir şekilde güvenle yaşamış, onun ardından da oğlu da mirasını almıştır. Öte yandan birçok kişi insanların onu imparator yapmak için hazırlık yaptığından habersiz olduğunu söyler. Başkaları ise kendisinin hesaplarında sahtecilik yapan kölelerin ona uydurma suçlamalarla saldırdığını belirtir. Öte yandan muhafız komutanı Laetus ve imparatorun dürüstlüğünden memnun olmayan kişiler tarafından da Pertinax'a bir komplo hazırlanmıştı. Laetus, Pertinax'ı imparator yapmış olduğu için pişman olmuştu. Çünkü Pertinax, onu gizli konularda boşboğazlık yapan bir aptal olarak azarlar dururdu. Ayrıca Falco olayında Pertinax'ın tek bir kölenin şahitliğiyle birçok askeri idama mahkum etmesi askerlere çok ağır gelmişti. Böylece kama düzeni oluşturan 300 tane asker silahlı bir şekilde ordugâhtan imparatorluk sarayına doğru yürüdü. Söylendiğine göre o gün Pertinax bir kurban kestiğinde kurbanın içinde yürek bulunmamış. İmparator bu durumu düzeltmek istediği zaman da iç organların üst kısmını bulamamış. O zaman askerlerin hepsi ordugâhta kalmış. Öte yandan bazı askerler imparatora eşlik ediyor gibi gözükmek için ordugâhtan dışarı çıkmış. Fakat Pertinax bu hayra alamet olmayan kurbandan ötürü bir şairi dinlemek için gideceği Athenium'a ziyaret etmeyi o günlük ertelemiş. Ona eşlik etmek için gelen asker de ordugaha geri dönmeye başlamış.
Ancak yukarıda bahsedilen asker grubu saraya vardığında bunların saraya girişi engellenememiş. Ayrıca bu haber imparatoru da verilememiş. Aslında bütün saray mensupları Pertinax'tan o kadar nefret ediyormuş ki askerleri bu işi bitirmeleri için cesaret bile vermişler. Askerler Pertinax tam saray kölelerini teftiş ediyorken geldi. Sarayın sütunlu girişinden geçerek Sicilya ve Jüpiter'in yemek odası olarak adlandırılan bölgeye ulaştılar. Pertinax bunların gelişini öğrenince hemen onlara karşı muhafız birliği komutanı Laetus'u gönderdi. Fakat Laetus askerlere gitmeyip sütunlu girişten geçti ve yüzünü gizleyerek evine gitti. Öte yandan askerler sarayın iç kısımlarına girince Pertinax onlara doğru ilerledi ve onları uzun ve ciddi bir konuşmayla yatıştırmak istedi. Fakat Tungri kavminden biri olan Tavisius adındaki bir adam yaptığı konuşmasıyla askerleri öfke ve korku durumuna soktuktan sonra mızrağını Pertinax'ın göğsüne fırlattı. Pertinax öç alan Jüpiter'e dua ettikten sonra togasıyla başını örttü. Sonrasında diğer askerler tarafından da hançerlendi. Bununla birlikte Eklektus da Pertinax'a saldıranlardan iki kişiyi hançerledikten sonra onunla birlikte öldü. Ayrıca diğer Ketüdağları da Pertinax imparator olur olmaz onları özgürlüğüne kavuşmuş çocuklarına teslim etmişti. Dört bir yana kaçıştılar. Birçok kişi askerlerin imparatorun yatak odasına kadar girdiğini ve onu kaçmaya çalışırken yatağının etrafında öldürdüklerini söyler. Pertinax uzun sakallı ve arkaya doğru taranmış saçlarıyla heybetli, yaşlı bir adamdı. Vücudu biraz şişmandı, göbeği öne çıkmıştı. Fakat imparator ailesine yaraşır bir endamı vardı. Belagatı ortalama düzeyde iyiydi. Nazik olmaktan ziyade güler yüzlü bir insandı ve temiz kalpli olduğu düşünülmezdi. Konuşma konusunda dost canlısı sayılmazdı. Hatta öyle kabaydı ki imparator olmadan önceki sivil hayatında ziyafet verdiği zaman marul ve kengeri yarım porsiyon verirmiş. Herhangi bir kimse ona bir yemek hediyesi yapmadıkça ne kadar arkadaşı olursa olsun 9 librelik bir yemeği 3 öğünde sunarmış. Eğer birisi ona yeteri kadar yemek sunarsa da bu yemeği ertesi güne kadar bekletir ve o zaman çok sayıda kişiyi ziyafete davet edermiş. İmparator olduktan sonra bile eğer hiçbir konuğu yoksa aynı şekilde yemek yermiş. Ne zaman kendi yemeğinden arkadaşlarına bir şey göndermek istese birkaç küçük parça yemek artıkları bazen de hindi budu gönderirmiş. Asla kendi ziyafetlerinde sülün yemez veya başkalarına da göndermezmiş. Dostları olmadan yemek yediğinde yemeğe karısını ve biraz edebiyat konuşmak için kendisiyle birlikte öğretmenlik yapmış olan Valerianus'u davet ederdi. Commodus'un göreve getirdiği hiç kimseyi azletmedi ve saltanatının başlangıcı olmasını istediği şehrin kuruluş yıl dönümünü beklemeyi tercih etti. Ardından Commodus'un hizmetkarlarının Pertinax'ı banyosunda öldürmek için komplo kurduğu söylentileri çıktı. Böylece Pertinax imparatorluk yetkisinden ve alametlerinden korkar oldu ve bunların kendisi için memnuniyetsizlik olduğunu sürekli belli etti. Kısacası olduğu kişiden başka bir kişi gibi gözükmeyi istemiyordu. Senato binasında olduğu zaman asaletle davranıyordu. Senato destek sunduğunda ona saygı gösteriyor ve sanki şehrin başkanıymış gibi bütün senatörlerle sohbet ediyordu. İmparatorluktan çekilmeyi ve sivil hayata geri dönmeyi bile istemişti. Çocuklarının sarayda yetişmesini de istemiyordu. Öte yandan Pertinax o kadar para gözlü ve para için aç gözlüydü ki imparator olduktan sonra sivil vatandaşken yaptığı gibi Vada Sebetya'da vekilleri vasıtasıyla ticaret yapıyordu. Onca yaptığı şeye rağmen öyle çok sevilen biri değildi. Özgür bir şekilde konuşan herkes Pertinax hakkında kötü konuşuyor, ona Christologus diyorlardı. Christologus Latince tatlı dili demektir. Bu terim nezaketle konuşan fakat kötü davranışlarda bulunan kişiler için kullanılırdı. Aslında Pertinax imparator olduktan sonra etrafına üşüşen ve ondan bir şey elde edemeyen hemşerileri ona bu ismi vermişti. Kazanç elde etmek için sarf ettiği hırsı dolayısıyla verilen hediyeleri büyük bir memnuniyetle kabul ederdi. Pertinax ardında oğlunu, kızını ve kendi yerine onu şehir başkanı yapan Flavius
Sulpianus'un kızı olan karısını bırakmıştır. Sitara çalan bir adamla açıkça aşk yaşamasına karşın karısının sadakatiyle hiç ilgili değildi. Ayrıca söylendiğine göre kendisi de son derece utanmaz bir şekilde Cornificia ile aşk yaşamış. İmparatorluk sarayındaki azatlıları müthiş bir kontrol altında tuttu. Böylece kendisine karşı büyük bir nefret topladı. Pertinax'ın ölümünün işaretleri şunlardı. Öldürülmesinden 3 gün evvel bir havuza bakarken bir adamın kılıcıyla kendisine saldırıldığını görmüştü. Ayrıca söylendiğine göre öldürüldüğü gün göz bebekleri ve bunların yansıttığı imgeler bakan kişilere görülmüyormuş. Lares'e kurban kesiyorken yanan kömürler normalde tutuşmasına karşın o zaman sönmüş. Bundan başka daha önce belirttiğimiz gibi kurbanlarında yürek ve iç organların üst kısmı bulunmamış. Ölmesinden önceki gün de gündüz vakti güneşin yakınlarında son derece parlak yıldızlar görülmüş. Kendisinin halefi Julianus hakkında bir kehanet vermiş olduğu da söylenir. Zira Didus Julianus kendi kızını verdiği yeğenini teklif ettiğinde imparator bu delikanlıdan amcasına hürmet göstermesini istemiş ve şöyle demiş. Mevkidaşımı ve halefimi onurlandır. Julianus daha önce konsüllüğünde onun mevkidaşıydı ve prokonsüllüğünde de onun yerine geçen kişiydi. Askerler ve saray mensupları ondan nefret ederdi. Fakat halk imparatorun öldürülmesine büyük bir öfke duymuştur. Çünkü onun çabalarıyla bütün eski gelenekler yeniden tesis edilebilir gibi görünüyordu. İmparatorun bir kazığa saplanmış kellesi, onu öldüren askerler tarafından şehirden ordugaha taşındı. Daha sonra yeniden ele geçirilen kellesi de dahil olmak üzere imparatordan arta kalanlar karısının dedesinin mezarına götürüldü. Halefi olan Julianus da sarayda bulduktan sonra cesedini büyük bir onurla gömdürdü. Öte yandan Julianus, halkın veya senatonun huzurundayken Pertinax'tan hiç bahsetmemiş. Fakat kendisi de askerlerin ihanetine uğradığında Pertinax, senato ve halk tarafından tanrıların katına çıkarılmıştır. İmparator Severus'un saltanatında senatonun tam onayı alındıktan sonra bir sensora yakışacak şekilde Pertinax için bir cenaze töreni yapıldı. Severus, Pertinax'ı bir cenaze metiyesiyle bizzat onurlandırdı. Yine Severus, böyle iyi bir imparatora duyduğu sevgi ve saygıdan senatodan Pertinax ünvanını aldı. Pertinax'ın oğlu da babasının rahibi yapıldı. Tanrısal Marcus'a kurban kesme işiyle ilgilenen Marcus, yoldaşları da Helvius Pertinax'ın onuruna Helvitani olarak adlandırıldı. Ayrıca hipodrom oyunları ve tahta çıkışının yıl dönümünü anmak için kutlamalar yapıldı. Severus daha sonra bunları kaldırdı. Pertinax için yapılan doğum günü oyunları bugün hala mevcuttur. Pertinax, Verus ve Ambibulus'un konsül olduğu yılın 1 Ağustos tarihinde doğdu. Falco ve Clarus'un konsül olduğu yılın 26 Mart tarihinde öldürüldü. 60 yıl 7 ay ve 26 gün yaşamış, 2 ay 25 günde hüküm sürmüştür. Halka her bir kimseye 100 dinaryus olacak şekilde bağış vermiştir. Muhafız alay askerlerinden her birine 12.000 sestertius vereceğine söz vermişse de onlara sadece 6.000 sestertius vermiştir. Ölüm gelip çattığı için ordulara söz vermiş olduğu parayı veremedi. Marius Maximus'un Pertinax'ın biyografisinde bulunan bir mektup imparatorun tahta geçmekten çekindiğini belirtir. Bu mektup çok uzun olduğu için burada yer vermek istemedim.